Yeni evlenecekler belki alıp kenara koyuyorlar ÖTV'den yararlanmak için, ama hani insanlar ihtiyacı olmadıkça bir şey almak istemiyor. Önce tamir ettiririm, eğer şey olmazsa alırım. Beyaz eşyacılar eski günlerini ararken tüketici ihtiyacını erteleme yoluna gidiyor. 2018'de %17 daralan beyaz eşya sektörü ÖTV indirimine rağmen 2019'a da durgun başladı. Ocak ayında iç satışlar %9, ihracat %3 düştü. Beyaz eşya üretimi de %14 azaldı. Ekonomi uzmanlarına göre sebebi alım gücünün düşmesi. Krizin yaşandığı ortamlarda insanlar geliri az olsa bile daha çok tasarruf etme alışkanlığı kazanırlar. Yani teşviğin bir bakıma ekonomide pek etkisi olmaz bu dönemde. Onlar palyatif, geçici çözümlerdir. 2018'in son iki ayında beyaz eşyadaki %6,7'lik ÖTV sıfırlandı. Piyasa canlansın diye kampanya Mart ayının sonuna kadar uzatıldı. Ancak bu hamle hem satışları artırmaya yetmedi hem de fiyatları düşürmedi. Peki ÖTV teşviğine rağmen fiyatlar ne durumda? 2018'in Şubat ayında bu buzdolabının fiyatı 2100 liraydı. Şimdi ise 3300 lira. Aradaki fark 1200 lira. ÖTV teşviğine rağmen artış oranı ise bir yıl içinde %57. Buzdolabım bozuk ama düşünüyorum nasıl alabileceğimi. Maaş aldım, şu anda 150 lira param kaldı. İhtiyaçlar erteleniyor çünkü hem işsizlik yükseliyor hem de enflasyon. Yani cebe giren para azalırken cepten çıkan artıyor. İnsanların geleceğe bakışı değiştiği için harcamalarını ötelerler. Hem alım gücünün yükselmesi lazım hem de güvenin yükselmesi lazım. Atıyorum 2 ay sonra işsiz kalma ihtimalini düşünürse bir insan erteleyebilir, evet. Ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre ürünlerin fiyatının vergi indirimiyle düşürülmesi kadar önemlisi maaşların, yani alım gücünün yükselmesi. Bunun çözümü aslında teşvik değil, geliri artırıcı mekanizmayı yaratmaktır. Örneğin gelir vergisinde kaynaktan da kesilse bir azalış teşvikin hemen hemen iki katı fazla etki eder.